Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel'in eleman adlı fonksiyonunu tanıtmak istiyorum. Onunla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. İngilizcesi choose oluyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız bir arama bulma fonksiyonu ama düşe ara indiz kaçıncı gibi İngilizce kullanma virlik index match gibi çok kullandığımız ve çok bunlar kadar hani daha sık kullandığımız fonksiyon değil. Belki bazı durumlarda işinize yarayabilir, kilitleri çözebilir. Hani böyle bir deyimimiz var arkadaşlar. Bir kullanalım, karşılaştıralım. Ee, şöyle e, genelde bir diziden bir elemanı çekmekle ilgili e, elemanı yani dizinin elemanını da Seçmek anlamına geliyor İngilizce. Öyle bir adlandırılmış. Bakın eleman diyorum. Eleman. FX'den de çağırabilirsiniz. Buradan da gidebiliriz. Geldik. Bakın bir dizin sayısı yani kaçıncı eleman hangi yerde? Efendim ikinci eleman dedim. E, nerenin elemanı? Arkadaşlar böyle bir alan veremiyoruz. Bu Bunun kısıtı zaten. Böyle olsa çok iyi olacaktı ama e, nedendir bilinmez. E, böyle elemanları seçiyoruz. Ondan sonra e, belirtiyoruz. Evet. Haftaysa 7 tane, yılsa 12 tane aysa gibi e, veriyoruz. Bakın İkinci elemanı orta olduğunu bize verdi. Ondan sonra size neyi hatırlatıyor? Kaçıncı var değil mi? Meç bizim onun çok tersi gibi. Bakın kaçıncı meç kullanımında da ne diyorduk? Aranan değer bu. Bu burada kaçıncı diyorduk. O ikiyi veriyordu. Ve bu bize e, ee, aralarda kaçıncı sütuna gideceğimizi, Indiste kaçıncı satırdan, kaçıncı sütundan neyse arayacağımızı söylüyordu. Çok yaygın kullanıyoruz. Ama burada onun tersi. Peki ee, nasıl kullanabiliriz başta? Bakın benim kullanımlarım şöyle. Mesela ee, burada günler var. Ee, buraya gelmişim. Efendim günler dizisinden birinciyi ver. Pazartesi'yi döndürecek. İkiyi ver deseydim. E, salıyı döndürecek gibi. Belki böyle bir kullanımımız var. Peki daha atraksiyonlu bir şey ki tipik olarak böyle şeylerde haftanın günü biliyorsunuz hangi günü 1 ile 7 arası döndürüyordu. Buradaki tarih haftanın kaçıncı günü ise ona getir. Yani e, şurada bakın 21 ise yarın buraya atıyorum işte 14 e, 12 2020 yazdım. 14'ü ee, o da mı tesadüf salı günü oldu 15 olsun ee, burada geliyorum 15 haftanın kaçıncı gününe denk geliyorsa işte atıyorum ikinci üçüncü günü e, ve onu buna veriyor üçüncü gün bu dizide kaçıncıya denk geliyor çarşambaya denk geldiğini bize söylüyor benzer şekilde bakın bir tane daha bakın. rastgele arada ne yapıyordu 1 ile 7 arasında sayı üretiyor üretti bastınız. 1 ile 7 arasında gün geliyor. Bir daha basalım. Cuma. Bir daha basalım. Pazartesi. Random sayıya göre günlerden birini bana getiriyor. Arkadaşlar böyle bir şey. Ondan sonra. Daha değişik ay içinde kullanabilirsiniz. Bakın. Burada birinci demişim nerede? Aylar dizilerinin elemanlarında tek tek görüyoruz. İkinci ayı getir. Şubat diye getirecek. Yine benzer şekilde yukarıda şey var. Tarif var. Onun ay kısmını alıyorum. 1, 2, 12 veriyor. O 12 buradaki ay elemanları içinde kaçıncı olduğunu bize çekiyor, getiriyor. Böyle bir kullanım şekli var arkadaşlar. Dediğim gibi az stabil projelerde tabii ki olabilir. Yani hep tersi kaçıncıyla kullanıyorsanız bu da onun tersi. Bir başka kullanım tabii ki Düşe yarayla, rahatlıkla birçok fonksiyonu yapacağınız bir şey. Bakın burada notları var. O notlara karşılık bu diziden eleman getireceğim arkadaşlar. Burada da şöyle bir mantık izliyoruz. E, tabii burada bir sayı e, belirlemişiz. İşte 0'dan 50 arası kötü, 50 ile 65 arası orta gibi. Ondan sonra ve e, 80'den büyük çok iyi gibi. Bakın buradaki kaçıncı elemana gideceğini de bu B9'daki değer karşılıyor. Yani B9'daki e, sıfırdan büyüğe giriyorsa 50'den büyüğe girmiyor. E, dolayısıyla burada üretilen rakam 1 ve onun için kötü geliyor. Atıyorum buraya 66 yazsaydık iyi gelecekti. Çünkü neden? Arkadaşlar 50'den de büyük. E, ondan sonra e, burası 66 pound 66 65'ten büyük olduğu için burası yakalanıyor. Yani 3 yakalanmış oluyor. Ondan sonra 60 yapalım. 64 yapalım. Orta gelecek. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi buna giriyor e, olacak. İşte işçi nasıl yapıyorduk hatırlarsanız formüllere gidip formül değerlendir audit formula formulas'tan gelip bakın bakalım 64'ten büyük mü diye baktı, değerlendirdi, doğru olduğunu gördü. Bunları geçiyor zaten. Ondan sonra ee, bakın 2'yi orada almış oldu. Onlar yanlış çıkıyor zaten. Elimde ne kaldı? Bakın eleman 2. Şöyle göstereyim size de. Eleman 2. Iki. Yani 2'yi getir bu diziden gibi demek ki bunun değerlendirmesi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. C'yi kapatalım. Bir anlamda bu şekilde kullanabiliriz. ama Tipik kullanımı tabii ki aşağıda doğru da formülümüzü çektiğimiz zaman bütün değerler için ondan sonra neyse kötüdür, iyidir, verecektir. Buradaki espri, hani ben buraya birinci eleman, ikinci eleman getirmiyorum. Doğru, yanlışla çıkabilecek 1, 2, 3, 4 gibi daha doğrusu toplayarak 1, 2, 3, 4 şeklinde elemanları getireceği için arkadaşlar doğru yanlış toplam anlamında bize bu elemanları bulduracak. Böyle bir kullanımımız ama tipik kullanımımız tekrar edecek olursak eleman İngilizcesi choose İngilizce sürümlerde bir yerde geldiğimizde bize e, buradaki gibi haftanın gününü buluyorum. Haftanın günü karşılığı olarak bana hangi günün denk geldiğini getirsin versin şeklinde düşünebilirsiniz. Yani e, ben e, buradan çarşambanın kaçıncı olduğunu bulmak istemiyorum da çarşambayı veriyorum. E, üçü veriyorum. Çarşambayı getirsin diye yani biri veriyorum. Pazartesini getirsin gibi kendim verdiğim bir e, sayısalı tek tek bu elemanlardan kaçıncı olduğunu bularak arkadaşlar bana getiriyor. Diğerinde ise nasıldı? Çarşamba kaçıncı bize 3 döndürecek şekilde işlemiştik kaçıncı fonksiyonu. Evet arkadaşlar, e, sizlere eleman fonksiyonu ilgili farklı kullanım şekilleri göstermeye çalıştım. E, bir arama getirme fonksiyonu kısıtlı. Neden kısıtlı? Çünkü tek tek bunları belirtmek durumdasınız. Ama e, bir gün getirilecekse bir indeks rakamına göre e, yine bir ayın elemanı getirilecekse bulunabilir. Tabii ki bunlar eee düşey arayla VLOOKUP da yapılabilir benzer şey ama orada ne yapmamız lazım? Yedi diyeceksiniz, günler diyeceksiniz, getir diyeceksiniz ki e, buna gerek yok. Bir seferde bununla getirebilirsiniz yani. Böyle bir yerde bul getir demek yerine söylediğim elemanı bana getir anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.